Zeytin geçmişten beri bizim için önemli. Özellikle Akdeniz ülkeleri için de zeytin önemli. Ama bizde zeytinyağı ve zeytin tüketimi maalesef çok azdı. Zeytinyağı yeme alışkanlığı bile bizde yoktu. Bazen yurt dışına gittiğimizde İtalyan restoranlarında önümüze yemekten önce konulan zeytinyağını ekmeğimizi banıyor, bundan da memnuniyet duyuyorduk. Ama bilelim ki sağlığımız bakımından da, ekonomimiz bakımından da zeytinyağının tüketilmesi son yıllarda artık gittikçe gelişti. Bugün evlerimizde de altın gibi zeytinyağlarımıza ekmeğimizi banıp, hatta ben yapıyorum, sabahları bir kaşık zeytinyağının içerisine biraz da limon sıkmak suretiyle şekere de iyi geldiğini söylüyorlar. Mutlaka haberiniz vardır da uzaklarda yaşayan bir büyüğümüz tavsiye etmişti. Her sabah böyle bir kaşık zeytinyağının içerisine bir iki damla limon sıktığınızda çok iyi olur demişti. Uzaklarda dediğim için hasretle bekleyen bir insanın kim olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir. Tavsiyelerini yerine getirmekte fayda var. Ben de size tavsiye ediyorum. Her sabah bir kaşık zeytinyağı, Vahap Munyar da bunu yazsın, çok değerli bir gazetecimiz aramızda. İçine bir iki damla zeytinyağı, biiznillah şifa bulacaksınız. Böylelikle zeytinyağı tüketmiş olmakla kalmayacak, sağlığınıza yatırım yapmış olacaksınız. Bizde Osmanlı tebabetinde ve eski bizim sağlığımızda, Muzaffer Yurttaş da karşımda doktor olduğu için biliyor, öncelikle hıfz-ı sıha önemlidir. Yani sağlığın korunması önemlidir. Yoksa hasta olduktan sonra tedavi etmek iş değildir. Hasta olmamak için tedbirler alacaksınız. Ona rağmen şüphesiz hastalık olabilir. O zaman da tedavisini yapacaksınız. İnşallah zeytinyağı her derde şifa. Önce biz kendimiz buna inanalım. Sonra da bütün dünyayı inandıralım inşallah. Sayın Bakanım, Sayın Valim. Benim şefetim, benim şu değil. Topluyorum, göreyim onu.